Merhabalar, hoş geldiniz. Fak Fakir Hepsi'nin birinci bölümüyle karşınızdayım. Bu seri boyunca hiç para yatırmadan sıfır pointle takım kuracağız. Oyuncular deneyeceğiz. Sizlerin istediği oyuncuları deneyeceğiz. SPC'ler yapacağız. Rivals oynayacağız. Foot Champions için söz veremiyorum sadece. Çünkü bu sene e-spor takviminde Foot Champions'ın önemi var. O yüzden ana hesabımda daha konsantre oynamam gerekiyor. Burada oynarsam 60 maç biraz yorucu olabilir. Şimdi sözü fazla uzatmadan başlayabiliriz. En ince ayrıntısından sıfırdan başlayacağız. Oyun ayarlarımdan, kamera ayarlarından başlayacağız. Şöyle bir en sevdiğimiz oyuna tıklayalım. Çoğu şeyi refleks olarak yapıyorum çünkü yıllardır bu oyunu oynuyorum. En temelden hani bazı şeyleri kaçırabiliyorum, o yüzden beni uyarın. Abi şunu söylemen gerekiyordu, şunu unuttun, yengeye Elif dedin usta gibi şeyleri bana söyleyin ki düzelteyim. Ve hani daha akıcı olsun, daha bilgilendirici olsun bu seri. İlk olarak şöyle özelleştir kısmından ayarlarla başlayalım. Oyun içi ayarlarımıza bakalım. Kontrollerden başlayabiliriz. Burayı gizli yapıyoruz çünkü FIFA antrenörü zaten çok fazla yer kaplıyor ekranda. Zamanlama bitiricilik ben açık yapacağım. Yani yeni başlayanlar varsa eğer ve çok hani karşı karşıya pozisyonlarda heyecanlanıyorlarsa kapalı tutsunlar. Ama zaten kullanmasak bile zaman zaman kullanmamız gerekebiliyor. O yüzden açık yapıyoruz ama şu an için net bir şekilde işte zamanlama bitiriciyi sürekli kullanın diyemem sizlere. Açık durmasında fayda var. Göstergeyi kapatıyorum çünkü bazen kafa karıştırabiliyor. Burayı kesinlikle otomatik oynamayın. Manuel ya da hava top oynayın. Ben hava top oynamanızı tavsiye ederim. Manuel biraz zordur. Alışmak gerekir. Burada başka burayı düşük yapıyoruz. Çünkü çok fazla oyuncu değiştiriyor bazen. Yok yapmak da mantıklı mı bilmiyorum. Size kalmış. Ben düşük kullanıyorum bu sene. Otomatik yön değiştirme desteği oyuncunun mevcut yönde kısa süreli otomatik hareket etmesini sağlar. Bu da yeni oyuncu istenen konuma doğrultmak için sana zaman verir diyor. Burada bir değişiklik oluyor mu? Hayır, tamam. Otomatik doğal yetenek pası kapalı. Burası kapalı. Burası kapalı. Buralar açık. Zaten bunlar değişecektir arkadaşlar. Şurayı yarı yapalım. Oynadıkça farklılıklar göreceğiz. Burada. Seri boyunca alternatif oynayacağım. R2 ile koşuyorum. R1 ile plase vuruyorum. Döndüğüm zaman yuvarlakla kayıyoruz. Bu şekilde ayarlarım olacak. Sizlerin tamamen tercihine kalmış bu ayarlar. Onu söyleyeyim. Oyun ayarına geçtiğimiz zaman burayı efsanevi yapalım. Çok bir şey fark etmiyor ama yan yana oynarken, bir arkadaşınız oynarken amatör yaparsanız kaleciler çok kötü oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve dipnot olsun yani. Kamera ayarımız tele yayın olacak. Tele yayın ve hepsi on gördüğünüz gibi. Burası da bu şekilde. Başka ne var? Ben menü seslerini kapatıyorum. Zaten video ile alakalı bu durumlar. Sağ spikerine kapalı oynuyorum ve burası da 4'te. Bunlar tabii ki benim kendi ayarlarım. Böyle yapmak durumunda değilsiniz. Spiker bazen boş yapıyor, o yüzden kullanmıyorum onu. Şimdi Ultimate Team'e aslında giriş yapabiliriz yavaş yavaş. Güncelleme indir bakalım. Seri boyunca savaşacağız, kazanacağız, kazanmak için uğraşacağız. Ama netice ne olursa olsun fakiriz arkadaşlar. Paramız yok, bunun da bilincinde olmamız lazım. O yüzden paramıza göre hareket edeceğiz. Çok fazla uçmadan elimizdeki kadroyu kullanmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Geçen sene bu kadar kapsamlı başlamamıştım. Sadece çekmek için çekiyordum ama bu sene güzel bir takım kurmak istiyorum. Şimdi burada Brezilya seçebiliriz, Fransa seçebiliriz. Onun dışında yani en mantıklısı Fransa çünkü Fransa oyuncular topluluk olarak daha iyiler. Çok fazla iyi oyuncu var Fransa'da. O yüzden Fransa seçtim. Ne geliyor Fransa'dan? Silver mı verdi? Sağ kanat Pando diye bir adam verdi. Fransa'dan değil. Tamam. Perol olması lazım. Şimdi elimizde altın iki tane oyuncumuz var. Bir tanesi forvet ve 70 pace gayet iyi. Şimdi bir sıralama yapalım şöyle yavaş yavaş. Ulan Medeo'yu koyalım. Elimizde kanat var mı? Neo'yu koyabiliriz. 58. Fransızları bulmaya çalışıyorum. Şöyle yapalım. 60'lık bir oyuncumuz daha var. 59'luk stoperimiz var. Az Sako var, güzel. Şimdi ilk başta squad battles oynayacağız tabii ki. Squad Battles'ı biraz para kasıp sonrasında gelen ödüllerle SPC'leri yapacağız arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerleyecek. Bize bir kaleci lazım. 52'li kaleciyi de koyduk. 78 kimyayı bulduk. Sol bek'e de bir tane bek koyalım. Var mı sol bek'imiz? Varmış. Güzel. Sağ bek'imize de Çinli arkadaşı koyalım. Hey Yupeng. Tamam. 83 kimyayı bulduk. Bu takımla olabildiğince şey yapacağız. Buraya koyabiliyor muyum? Yemedi. Tamam. Bir forvet koyalım. Sen git. Gitmesem ya bakayım. 66 git.
Buraya forvet almanızı öneririm. Hangi oyuncunun üstüne tıklarsanız onun yerine bir oyuncu geliyor. Mevki olarak nereye tıkladığınız önemli arkadaşlar. Defanstaki bir oyuncumuzu değiştirseydik stoper gelecekti. Aubameyang alalım. Evet. Kimya'yla biraz alakasız oldu ama bunu zor zamanlarda kullanacağız. Şimdi bizden bir forma seçmemizi istiyor. Utrecht forması mı yoksa Atletico mu yoksa Halleser? Ben kırmızı formayı çok seviyorum. O yüzden kırmızı seçeceğim. Deyip bunu seçiyorum ya. Gerçekten güzelmiş. Bir de siyah seçelim. Lyon geldi. Helsingborg. Lyon alacağım. Evet. Bir de bizden tabii ki Lazio seçelim burada. Aromamızı seçtik. Şimdi evet. Aubameyang gösterdi kendini. Hemen oyna diyoruz. Burası ile işimiz yok. Gördüğünüz gibi sol üstte hiç paramız yok. Henüz maç yapmamışız. Onlarla da oynayacağız. Şimdi ilk olarak görevlerden takım ismimizi belirleyelim. Takım ismimizi oluşturalım. Sonrasında Squad Battles'daki kolaylıkları göstereceğim sizlere. Basit bir şey zaten. Evet, buradan altyapıdan ilk önce görevlere girdik, sonrasında altyapıya girdik ve şimdi kulüp adını değiştire tıklıyoruz. Üçgene basıyoruz, burada beni oraya götür diyor. Gördüğünüz gibi şimdi kulüp adını değiştireceğiz. Böyle döndüm. Böyle. O Şükrü'ye kimmiş? Tamamdır. Bunu da fut yazalım. Evet, hazırız. Kulüp adımızı değiştirdik. İlk paketimizi aldık. 150 coin'i cebimize attık. Ve şimdi arkadaşlar buradaki görevlerden yapabilirsiniz zaten sizler. Onlara bakarsınız. Ben şimdi Squad Battles'a giriyorum. İlk maçlarımı yapacağım. Sizlere birkaç kolaylık göstereceğim tabii ki. Şimdi hangisiyle oynayalım? En basit hangisi? 75 rating. Hemen şu fil dişi sayıları bayrağı var. Sağında rating yazıyor takımın. Kimyası da var. Oradan kolayını seçelim. En düşüğü 75 rating. Takımı seçelim. Yani bu tamamen size kalmış. Yani sizin seviyenize kalmış durumda. Benim çok fazla bir Squad Battles hedefim olmadığı için Dünya Kulası seçiyorum burayı. Daha kolay olsun diye. Çünkü maçlarımızın hepsini tamamlamayacağız. Sadece biraz para kasmak istiyoruz burada. Şimdi maçlarımızı yapalım. Evet, şimdi 3-1'i bulduk arkadaşlar. Benim için 3 gol yeterli, çok fazla bir hedefim olmadığı için ama 5 gol sayılıyor sanırım. Golememeniz önemli. Saçma sapan bir kafa golüydüm maalesef. Başka bir şeye bakarken yan tarafta. Önemli değil. Yani şimdi birazdan topu kaptığım zaman sizlere göstereceğim. Bir kolaylık var burada Squad Battles'ta. Ve topu attım. Geriye döndüm. L2'ye bastım. Oyuncu bana basmayacak şu anda. Bakın böyle kalıyor. Elim L2'de sürekli. Hiç kaldırmıyorum. Başka bir şeyle ilgilenebilirsiniz. Bir şeye bakabilirsiniz. Dizi izleyebilirsiniz. Bu şekilde maçın tamamını bitireceğiz. Rakip hiçbir şekilde bize basmayacak. Ve uğraşmak zorunda kalmayacağız aslında. Skor olarak öne geçtiğimiz zaman bunu kullanabilirsiniz ve maçlarınıza bayağı bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Ve para kasmamız da dediğim gibi ilk haftalarda önemli olacak. Bakın hala elimle 2'de. Rakip hiçbir şekilde basmıyor. Zamanı harcıyoruz. Bu şekilde gidip elinizde bol varken kahve de içebilirsiniz. Bir şey de yapabilirsiniz. Enteresan olur. O şekilde gezdiğiniz evin içinde fotoğraflarınız olsa kanalda atabilirsiniz. Onları da yorumlarız bir videoda. Şaka yapıyorum onu, sakın öyle gezmeyin evin içinde. Maçı bitirmeye başardık. İlk maçımızı 3-1'lik skorla kazandık. Garip bir gol yedik tabii ki ama önemli değil. Aubameyang'ın bir maçlık kiralık sözleşmesini yemiş oldum yanlışlıkla. Sizler yapmayın bu hatayı. Evet, puanımızı aldık. 1171 puan. Bu şekilde maçlarınızı tamamlayın arkadaşlar. Sürekli oynayın Squad Battles'ı. Aksatmayın. Pazar günü saat 3'te ödüllerinizi alacaksınız. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'te ödüller dağıtılıyor. Şu an gördüğünüz gibi 789 coin'imiz oldu. Bunun hepsini oynayın dediğim gibi. Ve sonrasında yenileniyor zaten. Rakipleri güncelle tuşu da var. Kare tuşu gördüğünüz gibi hemen aşağıda. Bunları oynayacağız. Sonrasında SBS'lere geçeceğiz. İlk bölüm bu şekildeydi. Ne yaptık? Oyun içi ayarlarımı gösterdim. Kamera, işte kontrol. Ondan sonra bir tane Squad Battles maçı yaptık. Ve şimdi ben yayın dışında bunların hepsini yapacağım. Sürekli oynaya oynaya paramı artıracağım. SBS'ler için bir sonraki bölümde tekrar buluşalım sizlerle.
ve sonrasında kadromuzu kurmaya başlayacağız. Rivals maçlarını yapacağız. Birçok içeriğimiz olacak. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Devamı zaten gelecek ama sizden yine de beğenebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.